Şahika. Bana ne olduysa hemen anlat. Hemen. Abi benim Nadir'e her zaman bir ilgim vardı açıkçası. Tamam, paraya olan hayranlığını biliyorum. Evet, devam et. Daha çok hayranlık gibiydi ama Nadir hiçbir zaman bu hayranlığa bir karşılık vermedi. Yıldız'ı sevdiği için olabilir mi acaba? Düşündün mü? Yıldız onunla oynadı. Ben onu gerçekten sevdim. Hala sevdim diyor ya. Hala Nadir'i sevdim diyor bana ya. Ya bunda bu kadar anormal olan ne var Allah aşkına? Niye anlamıyorsun? Ya kızım, anlamıyor musun sen ya? Dün Nadir'le evli değildin, adam yaşıyordu. Bugün Nadir'le evlisin, Nadir öldü. Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Ha? Kocasını daha bugün kaybetmiş bir kadınla biraz daha dikkatli konuşursan sevinirim. Bana her şeyi otur anlat tane tane. Seni gebertirim Şahika. Yok Caner, bizim bunu ispat etmemiz şart. Nasıl olacak ablacığım o ya? Nasıl olacak? Yani adamla bir kan bağımız yok, hukuki bir hakkımız yok ki mezarından çıkartalım, bu nasıl öldü diye test yaptıralım. Ya onu anladım da. Ya hala benim aklım almıyor ya. Bu böyle bir günde evleniliyor mu ya? Bunun askısı bilmem nesi yok mu? Ablacığım bilmiyormuş gibi konuşma Allah aşkına ya. Yani Yıldırım nikahıyla şipşak evleniyorsun artık. Yok yok, bir yolu olmalı. Nikah memurunu mu bulsak acaba? Nikah sahte olabilir mi? Yok ya, yani oradan bir şey çıkmaz. Bence Şahika her şeyi ayarlamıştır. Hiçbir detayı atlayamayız Caner'cim. Şahika'nın katil olduğunu ispat ettiğimiz güne kadar bize gün yüzü yok. Maalesef. Lila, üzülerek söylüyorum ama ödemelerle ilgili bir sıkıntı var. Ya aslında ben böyle bir şey olabileceğini tahmin etmiştim. Bu ara biraz zor bir zamandan geçiyoruz. Fakat iyi bir haberim var sana. Derslerin iyi. Dekanla konuşursan bence %50 burs bile alabilirsin. Olabiliyor mu öyle bir şey? Bence olabilir. Neden olmasın ki? Peki %50 burs seni rahatlatır mı? Tabii ki rahatlatır. Tamam o zaman. Dekanla konuştuktan sonra bana gel. Eğer bursun onaylanırsa ben mail atarım babana. Peki babama hemen haber vermesek olur mu? Peki, nasıl istersen. Ya en azından şimdilik. Belki başka bir şekilde halledebilirim. Bu konu için tamam. Peki kalan yarısını taksitlendirebiliyor muyuz? Tabii, bence taksitlendirebilirsin. Çok teşekkür ederim. Yıldız Hanım gerçekten de çok iyi bir insan. Hem çocuğunuzun annesi. Tabii ki sizin kötünüzü istemez. Yani nerede çocuğumun annesi? Ama Yıldız Hanım bir başka. Kim tutan bir insan değil. Kim tutan bir insan olsaydı? Ben öyle boş boş konuşuyorum efendim işte. Siz bana bakmayın. Hadi söyle Sıtkı. Yok efendim. Söylesene Sıtkı. Yıldız Hanım kim tutan bir insan değil efendim. Hem öyle olsaydı Halitcan doğduğu zaman sizi bırakırdı. Ama size her zaman bir şans tanıdı. Ben Yıldız'a çok kötü davrandım. Anneciğim ne oluyor anneciğim ya? Evet gel bak. Şimdi biraz müzik. Hadi biraz dans. Yıldız. Hı. Ya bu sabahtan beri böyle eli ağzındaydı. Kaç gündür böyle. Sen bebekle ben geliyorum. Aa. Ne yapacak ya, nereye gidiyor? Ay annemin kendine has yöntemleri vardır, bilmiyor musun? Bulur şimdi bir şey. Biraz müzik. Ablacığım. Dur şimdi dur. Ver sen bakayım bana olur. Anne ne yapacaksın oğluma? Kuzum gel. Hah, bak ya? Şimdi ver şu kaşığı. Şimdi eğer diş çıkartıyorsan biz göremeyebiliriz ama kaşığı ağzına koyup böyle yaptığında çıt çıt diye ses gelirse kesin diş çıkıyor. Aa. Ha? Ay oğlum aç, aç ağzını anneciğim. Ay canım ya. Dur. Dur bakayım. Aa duydunuz mu? Anneciğim kuzum diş patlatmış. Dişim mi çıktı anneciğim, niye söylemiyorsun yatağının altına? Ben para sıkıştırırdım. Çok değil, daha birkaç gün önce beni buradan zevkle göndermiştin Ender. Şimdi sıra bende. Beni buradan hiç kimse gönderemez Şahika. Ben giderim. Zaten buraya eşyalarımı toplamaya ve yarım kalan işlerimi halletmeye geldim. Gözlerim yaşardı doğrusu.
Ama gitmeden önce buralara iyice bir bak, olur mu? Çünkü bundan sonra burayı sadece rüyalarında görürsün. Senin yönettiğin bir yerde çalışmak ancak kabusu yaşamak olurdu, biliyor musun? Geride kalanlara sabır diliyorum. O halde seni alkışlarla uğurluyorum Ender. Merak etme. Yokluğun fazla hissedilmeyecek çünkü varlığında pek bir fark yaratmıyordu açıkçası. Alt kat kırtasiye bölümümüz, bu kat kitap bölümü. Çalışma saatlerimiz sabah 9, akşam 7 arasında. 7'de akşam şifti başlıyor, başka bir arkadaşımız geliyor. E sabah 9'da kim geliyor yavru ya? Aslında onda açılıyoruz ama öncesinde genel bir hazırlık oluyor. 7'ye kadar da buradayız diyorsunuz. Çok uzun ya. O kadar saat ayakta mı duracağım ben? Zehracığım ara ara dinlenirsin. Ne var yani bunda ya? Değil mi İlhan Beyciğim? Kahve molalarımız oluyor. Merak etmeyin. Yo, kahve olmaz. Niye olmaz yeşil çaycığım? Çünkü ben olmaz kahve. Molanın adı kahve molası. Kahve içmek zorunda değilsin. İstersen çay iç, simit ye. Ha, okey. Öyle olur, evet. Peki ben bu yoğun çalışmanın karşılığında ne kadar ücret alacağım? 2500 lira. Tabii bir de sigorta olacak. Çok iyi. 2500 lira? Çok az değil mi ya 2500 lira? Yani bu işin normali bu. Hangi kitapçıya giderseniz gidin daha fazla alamazsınız. Ne yetiyor bu 2500 liraya mesela? Bir şey yapamadım ben. Mesela benim kuaför parama yetmez yani. Bu nasıl bir şey? Selamsız mıyız bundan sonra? Selam verdim ya az önce sana. Anladım. Sen bundan sonra burada mı çalışacaksın? Evet. Niye, yakıştıramadın mı? Hayır, aksine çok yakıştırdım. Dalga mı geçiyorsun? Ya hayır. Niye dalga için böyle bir şeyle? Ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyorsun işte. Gurur duyuyorum. Sana yardım etmek istiyorum. Sen bana yardım edeceksin. Şarkı, rüyamda görsem inanmam buna. İşte bu da beni hiç tanımadığının kanıtı, biliyor musun? Biliyorsun, ben holdingin başındayım artık ve sen de oranın demirbaşısın. Oraya geri dönmen gerektiğini düşünüyorum. Bize yardım etmelisin. Bizimle birlikte olmalısın. Şayka, gerçekten bunu söylemene çok şaşırdım. Hangi dağda kurdu öldü? Halit, sen beni işe geri alırken her ne kadar bana çok kötü davranmış olsan da... ...beni sürekli ezsen de Sezar'ın hakkı Sezar'a. Benim asistanım olmanı istiyorum. Bak, aç kalsam da... Sürünsem de senin teklif edeceğin işi asla kabul etmem. Bu genel müdürlük de olsa. Buraya çok güzel haberlerle geldim. Öyle mi? Neymiş onlar? Mucize oldu Halit Bey. Yatırım yaptığımız ülkedeki askeri darbe bastırıldı. Kağıtlarımız ona katlandı Halit Bey. Ne diyorsun sen Metin? Evet Halit Bey. Artık tüm sıkıntılarımız bitti. Buraya kadarmış. Benim elimden alınan her şeyi geri mi alacağım ben şimdi? Aynen öyle. İnanmıyorum ya. Doğru mu bu? Evet Halit Bey. Ben şimdi yalıyı, holdingi, hepsini geri alacağım değil mi? Aynen öyle Halit Bey. Artık burada kalmanıza gerek yok. Hadi gidelim Halit Bey buradan. Yok yok. Gitmiyoruz, burada kalacağız. Anlamadın. Benim her şeyi geri alacağımı, yeniden yükseleceğimi kimseye söylemeyeceksin. Bülent Bey, afişi getirdim. Size göstermek istedim. Bir şeyler yaptık ama tabii daha iyisi de olabilir. Ama bir bakın. Bülent Bey. Siz kimsiniz? Bülent Bey yok mu? Bülent Bey yok. Sen bana bir espresso getirir misin? Double olsun lütfen.